Mahallesi sakinleri olarak 8 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın makamında olmamasından dolayı Belediye Başkan Yardımcısıyla malum yol problemimizle ilgili yaptığımız görüşmelere alınmış meclis kararına rağmen konu yetkili tarafından neticelendirilmek yerine yuvarlak konuşmalarla geçiştirilmiştir. Yetkilinin bu yaklaşımından dolayı hiçbir sağlıklı sonuca ulaşılamamıştır. Belediye Meclisi'nden onaylanan kamuya ait resmi yolu 3017-3046 sokak kazıp geçilmez hale getirip kullanılmaması için kamyon kamyon moloz döken, ayrıca kullanımdaki gayri resmi yolumuzu kapatan Derebeyi tarzında hareket eden kooperatifi ve bunu sessiz kalan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Kooperatifi bu yolu kapatması etik değildir. Belediye resmi kamu yolunu kazıp geçişleri kapatan kooperatif için nasıl bir hukuki işlem yapmıştır? Önemli bunu öğrenmek istiyoruz. Ülkemizde belediye gibi güçlü ve saygın bir kurumun ne yazık ki bir kooperatife ve yetkililerine boyun eğme eğiliminde olması trajikomik bir durum oluşturmaktadır. Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı, Karaman Belediyesi İmar Komisyonu'nun ve Belediye Meclisi'nin kararını hiçe sayıp görevini yapmayıp 4 yıldır sabır ile beklediğimiz yeni yolumuzu açmak yerine Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan habersiz farklı mekanlarda kapalı kapılar arkasında kooperatif yetkilileriyle neler konuşup ne gibi pazarlıklar yapıyor ve bu yol kooperatife peşkeş çekilmeye çalışılıp kişisel bir menfaat mi sağlanıyor sorularını akla getiriyor. Belediye meclis kararına rağmen iddialara göre belediye başkan yardımcısı ile kooperatif başkanı anlaşmış ne demek? Anlaşmalar hangi sıfatla ve yetkiyle yapılıyor? Anlaşan tarafların karşılıklı kişisel çıkarları nedir? Belediye meclis kararını hiçe sayarak görevini kötüye kullanan bir başkan yardımcısı ve kendi çıkarları uğruna hareket eden bir kooperatif başkanı nasıl anlaşır? Başkan yardımcısı kendisini belediye meclisinden ve başkanlık makamından daha mı büyük görüyor? Kanun nizam nerede? Tüm bu sorularımıza cevap almak için Savaş Kalaycı'yı göreve çağırıyoruz. Alın size yol açtık diye sanki bir iyilik yapmış gibi gösterilip mühendislik harikası yaklaşık 60-70 derecelik eğime sahip olan oldu bitti mantığıyla hiçbir planlama olmadan yapılarak kullanılmamız beklenen yoldan normal araçlar bile çıkamazken olası bir yangın ve doğal afet durumunda su yüklü itfaiye araçlarının ve ambulansların çıkmasını beklemek son derece mantıksızdır. Bütün bunları düşünülmeden mi hareket ediliyor, yoksa umursanmadan mı? Biz belediye meclisinden onaylanan resmi yolumuzu istiyoruz. Biz sokağımızın ve yolumuzun ışıklandırılıp düzenli olarak bu ışıkların yanmasını istiyoruz. Biz kaldırım ve çevre düzenlemesi istiyoruz. Biz dolmuş istiyoruz. Kısacası biz hakkımız olan hizmeti istiyoruz. Soruyoruz Sayın Başkanım, çok mu şey istiyoruz? Biz bölgemizde belediye hizmetlerinden faydalanamıyoruz. Kooperatif sanayi sitesinin yetkililerince sanayi sitesi arsalarının tek bir parça arsaymış gibi etrafı çevrilmek istenmektedir. Kooperatif sanayisinin içinden geçen kamu yolları özel mülkiyet niteliği taşımamaktadır. Ve kesinlikle hangi amaçla olursa olsun gasp edilip kullanılamaz. Yetkililere sesleniyoruz. Kooperatife devletin yollarını gasp ettirmeyeceğiz. Olayın takipçisi olacağız. Kanuna göre hareket edilmeyerek kişilerin karşılıklı pazarlıkları neticesinde sonuçlar ortaya çıkar ise konuyu Cumhurbaşkanlığına, MHP Genel Merkezi'ne, ulusal basına ve hukuka taşıyacağız. Urgan Mahallesi bölge halkından kamuoyuna saygılarla duyurulur.